Herkese merhabalar. Bugün başlamış olduğumuz metot serisini, yani nasıl, hangi alanda nasıl okuma yapmanız gerektiğine dair çektiğimiz bu seride bugünkü konumuz da Türk İslam tarihine yönelik olacak. İlk videomuz İslamiyet öncesi Türk tarihini Evet. kapsıyordu. Şimdiki de Türk İslam tarihini kapsayacak. Biraz hem İslam tarihine ayrı bir şekilde bahsedeceğiz, hem de daha çoğunlukla da Türk İslam tarihi, Türk İslam devletleri ile ilgili neler okuyabileceğimizden, o dönemdeki önemli dikkat etmemiz gereken şeylerden bahsedeceğiz. Birazcık Moğollar o Yani. dönemle denk geldiği için önemli, çünkü İslam, Türkistan tarihi açısından Evet. Moğolların konu varsa o şekilde. Devam ettirelim mi hocam? Evet. Şimdi malum önemli konulardan biri Türk İslam Devletleri tarihi. En nihayetinde ortalama olarak diyelim 1000 yıl. 1000 yıldır Türkler artık İslam'a geçiş yapmış, bir medeniyet dairesine girmiş. İşte alfabesini değiştirmiş. Yeni bir inanç, yeni bir inançla beraber eski kültürünü o yeni inancıyla sentezlemiş. Belli başlı kavramlar dile yerleşmiş. Hep anlatıyoruz ya, Evet. gaza, cihat. O önemli bir mevzu. Niye? Adamlar Osmanlı'yı say Balkanlara kadar, değil mi? Bir Arkadaşlar cihat şöyle düşünün. anlayışı İslamiyet önce Türk izledi. tarihinde çoğunlukla cenk etmek denir, değil mi? Yani benzeri bir şekilde. Yani cihan mefkuresi vardır. Dünyaya hakim olma psikolojisi eski Türklerde de var. O artık cihat Aynen. olarak Koşun cihat tanımlanmaya oluyor. başlanıyor. O yüzden önemli bir konu esasında. Çok yaşa hocam. Çok önemli konulardan biri. En nihayetinde şöyle bir durum var. Türkler İslamiyet'e girince hem kaynak bakımından atalarımız hakkında daha çok bilgi erişimine sahip Tabii. oluyoruz. En nihayetinde Mezopotamya'da işte Abbasiler ile beraber Endülüs Emevileri dahil olabilir. Zengin bir lügat oluştu o dönemde. Tabii. Değil mi? Yazılı bir kültür. Ama İslam öncesine baktığımızda daha çok sözlü kültür üzerine, yine Çin kaynakları, İran kaynakları, bazen çok kısmen de olsa Hint kaynakları gibisinden, işte İsmen, Turuşkalar vesaire bahseder. O devletlerden atalarımız hakkında bilgi alıyorken artık İçinde bulunduğumuz medeniyet dairesindeki devletlerden Türkler hakkında bilgi almaya başladık. Yani adamlar Evet. Müslüman olmaya başlıyor vesaire. Ama şu bir gerçek ki ortalama 1000 yıl önce Müslümanlığa geçiş yapmaya başladık. Bu çok uzun bir süreç esasında Türklerin İslam'a geçmesi. Hatta doğru hatırlıyorsam, belki yanılıyor olabilirim, benim uzmanlık alanım değil ama İkinci Abdülhamit döneminde dahi bazı yörükler var Müslüman olmayan. Belki öyle bir şeyler anımsıyorum ama yani Var. 1900'lü yıllara kadar Türklerin Müslümanlaşması devam etti. Bu nihayetinde bir olgun ya, sonuçta bir süreci kapsıyor içerisinde. Gitgelli bir süreç bu. O yüzden önemli, işte anlatıyoruz. İlk Orta Asya'daki Türk Müslüman devlet, Karahanlılar diyoruz. İlk topluluk, Karluklar diyoruz. İşte Balkanlardaki İdil Bulgarları diyoruz vesaire. Önemli mevzular olduğunu düşünüyorum. En nihayetinde bakınız, bugün konuştuğumuz dil sentez dili. Öyle. Şöyle bir durum oldu şimdi. Türkler esasında burada baz almamız gereken kavram, terim İslam. Değil mi hocam? Öyle. İslamiyet'i kimlerden öğrendiler? Farslardan öğrendiler, Farslar. Araplardan öğrenmediler. Fars dili girmeye başladı Türkçe sözlüğüne. Arapça girmeye başladı. Sen daha iyi bilirsin, Atatürk'ün konuştuğu diliyle, gençliğe hitabesini orijinal haliyle bir okusak. Çok farklı. Değil mi? Arapça var, Farsça var, Türkçe Evet, var, daha karışık ağır bir dil var. bir dil. Ama zengin de esasında Tabii. bakarsan. Yani sözlük Günümüz için olduğunu, ağır aslı bu arada sözlük yani. göstersek. Günümüz için de ağır. Günümüz için ağır bu arada. Yani o dönem için zaten Kullanılan bir dil. az çok bilen, zaten okuma yazma bilenin zaten anlayabileceği bir dil. O dönem için zaten. İdadilerden, Rüştiyelerden Tabii. çıkmış insanlar az çok hakim olsa Tabii. gerek bu dile. Ama günümüzde sürekli bir sığlaşma durumu. Belki Evet. dijital çağdan kaynaklı vesaire basitleşiyor.
Normalde biz ara sıra kendi aramızda mizahını yaparız. Ağır böyle eski kelimeler kullanırız. Böyle bakarlar falan. Oluyor yani öyle muhabbetler. İnsanın tuhafına gitmiyor değil. Evet. İşin biraz kitap kısmına geçelim istiyorum ben. Dediğim gibi İslam tarihinden, İslam medeniyetinden de bahsetmemiz gerekiyor. Neticede gidip 571'de Hazreti Muhammed doğduğu gibi başlamıyor. Kendisi ilk hadisini yanlış hatırlamıyorsam 610 yılında alıyor. Ayet. Ayetini pardon, Vahiy vahiyini, hadis demiş ilk pardon. vahiy. İlk vahiyini alıyor ve bu ilk emrini oku. Ama onunla birlikte İslamiyet'in macerasının başladığını söyleyebiliriz. İlk önce İslam tarihiyle yani gidip daha çok siyasi, askeri tarih bakımından size önerebileceğimiz kitap biraz kalın olması Kolektif bir korkutmasın. kitap. Kolektif bir eser. Ama gayet okursanız gayet Başlığa anlaşılabilir tutarsan gözüküyor. bir dili var. Eyüp Baş'ın editörlüğünü yaptığı bir kitap. İçeriğine yani Abbasilere kadar hepsini ayrıntılı bir şekilde anlatıyor. Bu gidip gayet anlaşılır bir dile sahip ki Türk İslam devletlerinden de Bahsediyorsun. Savaş içeriğinden kurumundan bahsediyorsun. bahsediyor. Sadece hani gidip siyasi tarih de yok. İçin medeniyet kısmı da var ama kitabın yapısı gereği ki isminden de çıkaracağım üzere gidip çoğunlukla askeri tarih yani gidip Müslümanlık ilk nasıl yayılmaya başlamış işte Hazreti Muhammed işte Medine Sözleşmesi, Hudeybiye Anlaşması vesaire daha çok bunların ekseninde ilerliyor. Dört halife dönemine falan. Başlangıç aşaması öyle, Aynen. siyer tarihi, ondan sonra Aynen öyle. devlet tarihine geçiş Sonrasında yapıyor. devlet tarihine geçiş Emeviler yapıyor. vesaire, Abbasiler, Endülüs Emevileri, Evet. Selçukiler, Oğuzlar Biz gibisinden. bunu üniversitede okumuştuk ama yani gidip bence yani lise seviyesindeki bir insan da gayet okuyabilir. Çünkü dediğim gibi anlaşılabilir bir dili var. Eğer ki medeniyet tarihi, İslam medeniyet tarihi ile ilgili de tavsiyede bulunuyorum. Bu daha çok işte medeniyet tarihi dediğimiz aklımıza gelen şeyler var. Mesela ne? Yönetim, işte hilafet, vezaret, kitabet gibi. Ya da işte eğitim nasıl işliyor? Çünkü İslamiyet'e geçişle birlikte medrese dediğimiz eğitim kurumları karşımıza çıkıyor. Gidip burada dini öğretimler de var. Ama dini öğretimlerin yanında bilimsel eğitim de var. Dini öğretimle de kalmıyor sadece. Ki zaten bilime kapalı bir din değil İslam kesinlikle. Zaten gidip Rönesans'ın başlamasında Avrupa'da en büyük etkenlerden biri gidip bizim alimlerimizin, İslam alimlerinin, Türk alimlerinin yazdığı eserleri okuyarak Rönesans'ın başladığını, Avrupa'nın o aydınlanma sürecinin girişin ilk adımının başladığını söyleyebiliriz. Burada işte hangi fen bilimleriyle uğraşılmış ondan bahsediyor. Mesela astronomi, matematik, tıp, kimya. Yani dediğim gibi sadece işte dini eğitim yok. Gidip İslam ilmihalinden de biraz bahsediyor diyebiliriz. Ve yine devletlerin işte Endülüs İslam medeniyetinden de bahsediyor burada. Çünkü Endülüsler İspanya'da daha ayrı bir bölge. Başlılardan Tabii falan o da da var. Osmanlı ve İslam medeniyetinden, Hindistan'daki İslam medeniyetinden vesaire bile bahsediyor. bahsediyorsun. Evet. Şöyle göstereyim iyice ne görebilmeniz için. Bu da yine editörünün Mehmet Azimli hocamızın olduğu bir kitap. Ki İbrahim Sarıççamlı'nın da yine böyle İslam medeni tarihi adında bir kitabı var. Onu da okuyabilirsiniz. Ama biz bilerek bunları gösterdik. Yani bize göre en iyileri bunlar. Eyüp Baş'ın editörlüğünü yaptı ve Mehmet Temel kitap Azimli'nin. diyebiliriz yani, faydalı Evet. olabilir. Sonrasında sana geleceğim çünkü senin çok fazla şeyin var. Ben bunları kademe kademe Selçuklu Seferi dönemine getirmek istiyorum. Arkadaşlar, İlber Ortaylı'nın meşhur hala hatta Kronik Yayınları yeni baskısını yaptı. Türklerin Tarihi serisi. Ben açıkçası tarih kitabı okumayan bu İlber Ortaylı'nın Türklerin Tarihi serisiyle başladım. İmparatorluğun Son Nefesi vardır mesela. O da ilk okuduğum eserlerden biridir. Özellikle yani Türk İslam tarihi bu videonun kapsam bakımından bizim için önemli olan kitap bu. Karahanlıların vesaire nasıl işte İslamiyet'i kabul ettiği diğer yani Osmanlı'ya kadar getirir. Bu kitapta da Osmanlı'yı konu alır.
bu iki kitabı sizlere tavsiye edebilirim. Bu daha çok yani daha başlangıç seviyesinde bir kitap. Bu demin gösterdiğim iki Özellikle kitaba öğrenciler için daha nazaran. faydalı. Evet, kesinlikle. Sonrasında işin içine Selçuklu Selçuklulara göre başlıyor. girecek. Biraz daha 1100'lü 1200'lü yıllara Biraz da doğru sen gelirsek. bahset. Şöyle bir durum var. Normalde Türklerin ciddi anlamda belki de İslam'a geçiş yaptığı dönemlerden biri olarak Selçukileri, değil mi? Selçuklu Evet. devletini değerlendirebiliriz. Selçuk Bey Cençehir'ine geldiğinde İslamiyet'i kabul ediyor. Onunla beraber yanındaki kişiler de İslamiyet'e geçiş yapacak. Ve artık Türkler İslam'ın müdafaasını veya taarruzunu dışarıya karşı yapmaya başlayacaklar. Özellikle Haçlı Seferleri yaşanmaya başladığı o süreçte Türkler ciddi bir konum teşkil ediyor. Niçin? Adamlar Anadolu'dan geliyor. Değil mi? Türkiye Tabii. Selçukluları döneminde artık yerleşmişiz. Kılıç Arslan dönemi vesaire. Hep tutmaya çalışıyoruz yani. Tabii. Tampon bölge deriz ya, tampon bölge olarak sürekli orayı müdafaa etmeye çalışıyoruz vesaire. Onun dışında yine Haçlılar ve bir diğeri tehlikeli unsurlardan biri Moğollar. Moğollar da önemli çünkü tamam belki adamlar sonraki zamanlarda Müslüman olmaya başladı. Haçlılardan daha Gazanan vesaire büyük var çünkü. problemler onlar. Gazanan vesaire var ama İslam medeniyetine bir darbe vurdular. O Çok ciddi sağ olun anlamda abi. bir felsefik ortam, ilim ortamı, araştırma ortamı, bilim ortamı temelleri atılmış. İşte antik Yunan, antik Roma eserleri, filozofları incelenmeye başlanmış. Düşünün yani İbn Sina gibi, Biruni gibi değil mi? Tabii. Farabi gibi, Gazali gibi veya işte İbnü'l-Heysem gibi bir takım şahsiyetler bir şeyler kazandırmaya çalışıyor kendi çapında. Ve önemli olan şu Haçlı seferlerinden sonra işte bu İslam alimlerinin bilgileri nereye geçiş yapacak? Avrupa'ya geçiş yapacak. Rönesans'tan bahsettim ya. Bugün ben öğrencilerime de anlatırım. Bugün şahsen İbn Sina'nın değil mi? O tıp kanunu kitabı okutuluyor Avrupa'da, Öyle. üniversitelerde vesaire. Önemli yani. Onun dışında dediğimiz gibi Selçuklulara geri dönmek gerekirse birkaç tane tavsiyede bulunalım. Şimdi Urfalı Meteos'un yazdığı bir eser var. Bakalım Vekainame diye geçiyor arkadaşlar. Ve ekleme var. Zeyl diyoruz. Ekleme var sonrasında. Niye bu eseri gösteriyorum? İşte 1014-1015 Çağrı Bey bilirsin. Evet. Selçuk'un oğlu Alparslan'ın babası. Çağrı Bey döneminde arkadaşlar Anadolu'ya keşif akınları düzenleniyor. İşte ilk defa bu eserde o akınlar, Çağrı Bey'in akınları ne olmuş? Kaleme alınmış. Ermenilerle ilk karşılaştığımız seferler olarak da Ermeni olabilir vesaire. söyleyebiliriz. Evet, Ermeniler. İşte Aşot'un memleketin dışında bulunan bütün Ermenilerin falan anlatıyorlar mesela. Çizmişim hatta Kral Aşot'tan vesaire bahsediyor. O dönemde yanlış hatırlamıyorsam zaten Ermeniler çoğunlukla bu Güneydoğu, Doğu Anadolu Tabi bölgesinde krallık yani şeklinde var. Kayseri'de falan bulunuyorlar çoğunlukla. Kayseri'de varlar mı bilmiyorum. Biraz daha doğu gibi Ben aklımda var Mehmet ama. Hoca'nın makalesi geldi aklıma. Olabilir ama şeyle çok uğraşıyorlar işte. Gregorian Kilisesi'ne mensup Hristiyan arkadaşlar Ermeniler o dönemde. Doğu Roma, sizin bildiğiniz Bizans yani. Ortodoks Kilisesi'ne mensup kitle olarak Bizanslar Ermeni Kilisesi'ni, Ermenileri ortadan kaldırmaya çalışıyor bu süreçte. Ve işte yeni yeni biz Müslüman olmaya başlamışız Türkler olarak. Çağrı Bey geliyor, bir keşif akını yapıyor oraya. İran'a. Ya İsfahan Yeni Şavr artık emin değilim başkent ikisinden biriydi. Geri döndüğünde Tuğrul Bey ile görüşüyor işte Anadolu diye bir yer var. Oraya sonra bir yığılma olacak. Ermenileri baktığımızda o dönemde işte 1000 yıl önceki serüvende Sultan Alparslan ile Bizans baskısından Selçuklular kurtarmış oluyor. Onlara yaşam hakkı tanımıyor vesaire. Dillerine karışır vesaire vesaire. Mevzular. O olabilir. Tabii daha çok akademik bir örnek olur o. Gösterdim.
Yine alanında başarılı hocalarımızdan biri Mehmet Altay Köyme hocamız. Selçuklular üzerine iyi çalışmalar yapmıştır. Pek tabii bu kimselerin dilleri ağır gelebilir arkadaşlar. Yani nihayetinde dönem farkı olduğu için, değil mi? Evet. Yine ama o kadar da okunmayacak kitaplar olmadığını düşünüyorum. Yine bununla beraber Osman Turan hocamızın Selçuklularla alakalı hem siyasi hem medeniyet tarihi, değil mi? Türk İslam Medeniyeti evet. adlı eseri çok güzel bir kitaptır. Okumak lazım gelir. Bayağı bir vaktiyle incelemişim. Yine Ermeni meselelerini falan bak hocam. Evet. Gördün mü? Notlandırmışım falan o. Çalışıyordum çünkü. Makale yazmaya çalışıyordum. Zaten özellikle bu Selçuk tarihiyle ilgili kitapları hocamız bize ödev vermişti. Evet. Sen Sultan Sencer dönemini evet. yazmamı, makale çekmeye yazdığımız için. Oradan çoğunlukla o dönemde okumuş kitaplar. İcadeleri falan. Haşhaşiler mi, İsmailler mi? Yine örnek olarak Türk Tarihi Kurumu'ndan çıkma Küçük Asya'da Selçuklular, yabancı bir yazar Vladimir Aleksandrovich yazıyor. Siyasetnameye geçmeden önce bunu da bir şey yapalım. Tabii tabii, onu da gösterebiliriz. Ben bunu da bayağı bir okumuştum yani. Genel, el kitabı niteliğinde yani. Bunlar bu daha temel çok temel kitaplar bunlar. Bilgiler var. Onun dışında benim göstermem gereken Selçuklular üzerine hususi bir şeyim var mı? Hocam yok ya, sen onu da göster de sonra oradan devam edelim. Arkadaşlar, bir Selçukluların macerası hocanın da dediği gibi Selçuk Bey ile birlikte başlıyor ve 1040'ta Büyük Selçuklu Devleti'nin kurulmasıyla gidip yani İslamiyet'i de kabul etmiş bir devlet, bir topluluk olduğumuzdan ötürü bu dönemde amaç tam olarak şöyle oluyor. Gidip güneşin battığı topraklarda güneşin yeniden doğmasını sağlamak. Burada kastedilen şey ne? Gidip yani İslamiyet'i, sancağını gidip yani götürülebilecek en uzak diyara kadar yani yere kadar götürebilmek. Bunun ilk örneğini biz Selçuklularla birlikte göreceğiz ve Büyük Selçuklu Devleti ile birlikte en uzak yer olan Malazgirt ile başlayacak bu. Sonrasında ta 1157'ye kadar bu devam edecek. Anadolu'ya akınlar olacak. Bunun en yani çok kolay ve basit anlaşılabilir bir dili var. O Özgüdenli hocamızın Büyük Selçukluları konu aldığı Selçuklular serisi. Bunun ikinci cildini bulmanız pek kolay değil. Ben açıkçası tam olması için araştırdım bayağı bir de bulamadım. Bende de ilk cildi var. Evet, şey o yüzden Büyük Selçuklular için sadece Özgüdenli hocamızın bu kitabını alabilirsiniz ki tüm padişahları ayrıntılı bir şekilde anlatmış ki devletin yani şöyle bir durum var Selçuklu kardeş kavgası çok fazla var. Yani gidip Melikşah mesela gidip Selçuklu'da Büyük Selçuklu devletine altın çağını yaşatmış bir hükümdar ama sonrasında ne oluyor? Devletler arasında kavga çıkıyor. Taht kavgası İkinci çıkıyor. İkinci Kılıç Arslan mesela Türkiye Anadolu'sunu. Evet tamam. 11 tane oğul arasında paylaştırıyor. Ha, evet. Yani mesela yani. Ondan sonrasında da işte sıra sıra kardeşler kendi aralarına ittifaklar yaparak devleti bir şekilde devam ettiriyor. En son işte bizim o ödevini yaptığımız Sultan Sencer devlete Melikşah'tan sonra harika bir dönem yaşatsa da başarılı olamıyor. Oğuzlar isyan ediyor. Kitaylar geliyor önce. Kitaylara katılan savaşında yeniliyoruz. Ama asıl vurucu darbe Oğuzlardan geliyor. Şöyle Oğuz boylarından geliyor arkadaşlar. İşte bir takım vergilendirme konularında vesaire olan tatsızlıklar nihayetinde Sultan Sencer'e ayak gösteriyorlar, ayaklanıyorlar haliyle de o Sultan Sencer yakalanıyor vesaire. Evet. Tatsız bir takım hadiseler sonrası. Kötü bitiyor sonu bayağı bir. Sonradan zaten Kirman Selçukları falan ortaya çıkacak. İşte bölünüyor Selçuklular. Çok uzun vadeli kalmıyor. Başka devletler gelecek evet. kendi yerine. Yine Selçuklular döneminde malum zaten altın çağ olarak bahsettim. Melikşah dedik. Melikşah'tan önce mesela Sultan Alparslan. Hem Sultan Alparslan'ın Alparslan'ın veziri hem de Melikşah'ın veziri olan Nizamül Mülk. Önemli bir çok eser. Önemli. Siyasetname. Gidip Melikşah'ın belki de tahttan inmesine sebep olan biri. Yani
Ben öyle hatırlıyorum sanki. Bilemiyorum artık. Dersinden bilemiyorum hatırlıyorum. şimdi. Bunun mevzusunu burada tartışmayalım. Ben öyle hatırladım. Niye? Böyle Bu kitapta ne ele alınıyor? Bir devlet nasıl yönetilmeli, nasıl teşkilatlandırılmalı, işte kağan nasıl olmalı, hükümden nasıl olmalı, vezirler işlerini nasıl yapmalı ve tehlikeli bir grup var o dönemde. Batiniler, Hasan Sabbah, işte Haşhaşiler vesaire şey yapıyorlar bildiğin. Bu Haşhaşiler Sultan Melikşah'ın yatak odasına girip hançer bırakıp çıkıyorlar. Çok yakınlar zaten şey yani saraya falan ciddi derecede Tabii adamları canım ya. sığmış vaziyette. Bu müfredatta anlatılan nizamiye medreselerinin Tamam geldi kurulma aklıma. amacı Aynen. esasında bu batini öğretilerin ortadan kaldırılma Çünkü mevzusudur. İslam'ın yani Sünni öğretilerin tam tersini yapıyor. Hatta daha böyle nasıl diyeyim? Yozlaşmışını yani yozlaştırıyorlar bir nevi İslam'ı kendilerince kendi yorumladıkları şekilde anlatıyorlar. Eğer yanlış bir şey söylemediysem. Tabii kendi yorumunu yapıyorlar canım. Bir nevi belki de o şahsiyet Hasan Sabbah'tan bahsediyorum. Evet. Kendini bir peygamber gibi göstermiş dahi olabilir. Çünkü çok fazla tesir, nüfuz kuvveti var adamın. Şimdi bu Nizamülmülk okunabilir. Klasik olmuş artık bu eserler en nihayetinde. O Nizamülmülk için yorum. Bence Nizamülmülk daha çok böyle ilk önce bir Selçuklu tarihli bir temeli attıktan sonra okunabilecek bir şey. Olabilir. Dilinin ağırlığından dolayı O da biraz. olabilir. Şimdi hocam birkaç tane daha göstereceğim. Asıl işin farklı kısmına geliyoruz arkadaşlar. Seyahatnameler aracılığıyla olsun ya da o dönemde yazılmış eserler aracılığıyla olsun hem Selçuklu toplumunun ya daha doğrusu tebaasının Türklerin diyelim. Türklerin daha doğrusu sosyolojik yapısını, bu dönemde nelerle uğraşıyor, nelerle meşguller, devletin yönetimine dair falan güzel bilgiler verecek hocamız şimdi bize. İlk olarak İbni Fadlan'dan bahsetmek lazım. Türkler hakkında, özellikle Oğuzlar hakkında bir takım kesitler paylaşır. Daha bu kitapta mesela Türkler İslam'a girmemiş. Hatta bir Oğuz Beyi varmış. Anlatılana göre İbni Fadlan anlatıyor, yazıyor. O Oğuz Beyi İslam'a girmiş. Lakin diğerleri Tengrici, Şaman ya. Evet. Garipsemişler. Hatta bildiğin falakaya tutmuşlar yani. Döver gibi olmuşlar adamı. Adam tekrardan dinden dönmüş yani. İslam'dan dönmüş. Baskı, çok baskı söz konusu. Bu Oğuz yapılanması biraz anlatılmış. Pek tabii ben okuduğumda hoşuma gitmeyen bir takım mevzular da vardı. Sanki biraz daha prototip mi olmuş gibi. Anladım. Bir bazı unsurlar vardı. Çok fazla girmeyeceğim ama şöyle bir şey, bu kitap arkadaşlar Vikinglerden falan da bahsediyor. Evet. Vikingler dizisinde bir olay vardır. Kan Kartal olayı vardır. Hatırlıyor musun sen? Kaburgaları cezalandırıyorlardı ya, Vikinglerde kaburgaları açıyorlardı falan. Evet hatırlıyorum. Bak bu kitapta ondan bahsediyor. Vay. Önemli. Hatta şöyle diyeyim. Bir film vardı. Eski bir film. İbni Fadlan da o grubun içindeydi. İskandinavya'ya gidiyorlar. Tamam mı? Orada bir maceraya falan çıkıyorlar. Filmin ismi neydi aklıma gelmedi. Güzel bir filmdi. İzlemiştim o vaktiyle. Bayağı iyidir yani. Başka devletler, ırklar, milletler hakkında da bilgi sahibiyiz. Yine önemli eserlerden biri benim derslerimde de anlattığım, faydalandığım Marco Polo. Çok önemli bence. Marco Polo normalde Venedikli, babası tüccar, ailesi tüccar. Hatırladığım kadarıyla annesini erken yaşta kaybediyor. İşte babası Orta Asya'da vesaire ticaretle uğraşırken artık Kubilay Khan Çin tarafında Cengiz'den sonraki dönem, Cengiz Han'dan sonraki dönem bir bölünme olayı yaşanıyor Moğollar arasında. Çin'de de Kubilay Khan oturuyor. Tabii Çin önemli. Niye? İpek yolu. İpek var yani. Bunlar da tüccar olduğu için arkadaşlar. Babası tekrardan işte Venedik'e geldiğinde buluşuyorlar, tanışıyorlar. Marco da bu sefer ticaret yapmaya başlıyor babası ve amcasıyla.
Hatta Netflix'te bir dizisi vardı. Marco Polo'da ilk sezon. İşte yolculuk başlıyor vesaire. Anadolu'dan geçiyorlar. İlk defa oradan geçerken burada Türkler çok yaşıyor diyerekten Türkiye ismini, ibaresini kullanıyor Marco Polo. Selçuklulardan, Oğuzlardan bahsediyor, Müslümanlardan falan bahsediyor. Yine bu kitapta arkadaşlar sadece Müslümanlık üzerine değil. Şimdi şöyle bir durum var. Türk İslam tarihi deyince ister istemez Hristiyanlık vesaire de dahil oluyor. Etkileşim var çünkü. Diğer semavi inançlarla vesaire de. Onları da katmak lazım. Hristiyanlardan bahsediyor, İslam'dan bahsediyor, Müslümanlardan vesaire işte. Çin'e gidiyor. Hatıratlarını yazıyor en nihayetinde. Geri dönüş falan yapıyor. O işte Çin'deki Kubilay Han'ın Çin'i fethetme süreci esasında. Ama işte Kubilay Han'ın Müslüman tahsildarları falan varmış. Müslüman yani hesap kitap mali defterdarları falan vardı. Hatta filmde de yansıtmışlardı onu. Yazar namaz kılan insanlardan bahseder. Hatta doğru hatırlıyorsam işte bir şahsiyet vardı herhalde Müslümanla. Bir, o dönemde sıkıntılı bir süreç, üç katçılık olayın ne olmuştu? Ona verilen cezadan falan bahseder. O tarz unsurlar var yani. Ve Karanlılarla alakalı arkadaşlar önemli bir eser. Yine el üstünde tutmamız gereken kitaplardan. Yusuf Has Hacib'in Kutadgu Bilig, mutluluk veren bilgi. Evet. Mühim bilgi artık. Kutlu bilgi veya değil mi? Kutadgu Bilig adlı eseri. Has Hacib dediğimiz danışman demektir normalde. Haciblik vardır Karanlılarda. Bu haciblik neye benzer? Diyelim ki işte Botan hocamız sultan hükümdar olsun, ben hacip olayım. Bana geliyorlar, derdini, şikayetini anlatıyor şahsiyet. Ben durumu izah ediyorum. Aracı konumundayım, hacip. Ne yapmak istiyor burada? İşte burada dört tane karakter vardır. Aytoldu, Küntoldu falan işte. Bir devlet nasıl yönetilmeli, bir birey nasıl olmalı, işte erlik nasıl olur vesaire gibisinden. Bir eski Türk karakterine de uygun bir yapılanma, söz dizimi var burada. Okuyalım mı hatta kısaca bir birkaç şey? Ne demiş mesela? Bu sözleri dinledi Hakan, sevindi. Dedi, ey akıllı, soyu belli. İyi kurdun insanlık temelini, bu gerçekten vefalı kişilerin yolu. Halk üzerinde egemen oldum, elim her şeye ulaştı, her yerde geçer sözüm. Övünmüyorum şimdi bey olduğum için, kendi erincimi dileyerek yaşadığım için. Dileğim şudur, kim ki bana gelirse, zenginleşsin benden, artsın gücü. Kaan söylüyor onu, benden zenginleşsin diyor. Övünmüyorum diyor. Yani burada mütevazı, adaletli, değil mi? Merhametli, yerine göre nasıl davranmasını bilen bir şahsiyet modelinden bahsediyor. Önemli eserlerden biri. Ben de okuyorum bir taraftan daha. Bakın. Bir ara da tekrar okumak lazım. Bir de şöyle iki kitap daha var onunla beraber. Ya da Marco Polo'dan bahsetmişken şunu da gösterelim. Olur. Şimdi normalde arkadaşlar Türk İslam devletlerini bu Moğollardan ayırt edemiyoruz. Neden? Etkileşimdeler sonuçta. Sonrasında Müslüman olmaya başlayacak bazı Moğol grupları, Gazanan vesaire hepsinden. Ama niye? Adamlar geliyor şimdi batıya doğru. Bir bakıyorsun işte Büyük Selçuklularla kapışıyor, Arzemşallarla kapışıyor. Değil mi? Müslüman bunlar. Zaten asıl, Anadolu'ya geliyor. Zaten yanlış bilmiyorsam Selçuklarla asıl direkt o savaşa münasebetler aradan Harzemşah Moğol İmparatorluğu arasında köprü gibi. Tabii o sınırdaş işte, o aradan kalkınca direkt gidiyor. Nereye geliyor? Köse Dağ'a geliyorlar bu sefer. Anadolu'ya, Türkiye'ye giriyorlar. Sonra vergiye bağlanıyoruz veya yine uzun bir mevzu bu esasında. Evet. Dil mevzusu var, kültür mevzusu var. İşte bu Bizans kaynaklarının falan ortaya çıkışı, tarikatların ortaya çıkışı mevzuları önemli mesela. Ahilik vesaire bu dönemde ortaya çıkıyor arkadaşlar ki özellikle ahiliye değinmek lazım burada. Ahiler bu Moğolların ciddi zulmü ve baskısından ezilen halkın yaşama direncini, o yaşama umudunu yitirmemesi için ciddi derecede çaba sarf ediyor ve bir gün
bu kötü durumun ortadan kalkacağına dair öğütlerde, nasıl diyeyim, telkinlerde bulunuyorlar. Yine Moğolları tanımak için Moğolların gizli tarihi yani kayıt tutmuşlar. Çok önemli Önemli bence. Moğolları tanımak amacıyla. Özellikle bence şöyle diyebilir miyiz? Yani 1100'lü yıllar itibariyle Moğollar Türk İslam tarihi, İslam devletleri açısından da, Türk devletleri Tabii açısından da ciddi canım önem önemli arz yani ediyor. önemli. Avrupa'ya kadar gelmişler sadece İslam için değil yani Hristiyanlık Bize için de kötü önemli yani. yansımaları oluyor şimdi. Bizans kaynaklarına falan şey Moğolları Türk sanıp bize onların barbarlıkları falan da yansıtıyorlardı. Evet. Tatar matar o yazıları. Yani baktığımızda artık biz İslam'a geçince farklı bir medeniyet dairesine giriyoruz. Tabii imar etme. Evet. Kervansarayları, bedestenler, Şehir imarethaneler, kültürüyle şehir kültürü. tanışıyoruz. Hani o eski Arap topluluklarında Bedevi, Hadari olayı var ya. Evet. Hadari biz de yerleşik oluyoruz artık nihayetinde. Medeni oluyoruz. Medeni kelimesi, medeniyet kelimesi zaten nereden geliyor? Oturulan yerden Tabii. geliyor. Medeni dediğin oturduğun bölge. Oturaklı. Ne oluyor sonra oturunca haliyle? Bu kültür. İşte bu yaptığımız iş başlamış oluyor esasında. Yani Öyle bir bağlantısı var. Yine Wilhelm Barthold'un işte bu şahsiyetin isimleri farklı telaffuz aynen. edilebiliyor. Barthold diyeceğim o yüzden. Barthold'un arkadaşlar Türkistan halklarının tarihi adlı eseri daha çok Kırgızlar, Uygurlar vesaire, Cengiz Moğolları. İşte bu Moğolların gizli tarihine ne olabilir? Referans olabilir. Yani Evet. bağlantılı eserlerden biri olabilir. Yine eski Türklerin yaşayış tarzları, Türkistan coğrafyası nasıldı, ne vardı, ne yoktu gibi mevzularda ne zamanlara kadar geliyor arkadaşlar? Yakın çağlara, yakın dönemlere kadar geliyor yani. 1700'lere, 1800'lere kadar mevzular bahis ediliyor. Değil mi? Bak 1663'e Evet. kadar vesaire gelmiş. Şöyle bir şey var. Yine göstermek istediğimiz eserlerden biri Dede Korkut kitabı. Dedem Korkut veyahut. Niye eski İslam öncesi döneme de dahil edebilirdik ama Dede Korkut Oğuz Kağan destanı daha sonraki dönemlerde ortaya çıkmaya başladığı için bir geçiş sürecinde çıkıyor esasında Evet. piyasaya. Uygurlarda çıkıyor işte. Ya da o Müslüman olmaya başlayacak Oğuzların arasında ortaya çıkıyor. Dede Korkut da esasında biraz böyle evliya tarzında bir konuma yerleştirilmeye başlamış değil mi? Ak Evet. bilgelerden tavrı değişmeye başlamış. Yine bunu daha çok tarihi süreç için değil de Türk dilinin ortaya koyduğu güzel destansı, hikayemsi Ya roman niyetini okuyabilirler menkıbevi eser diyelim. bence. Yani Yani. bizim öz eserlerimizden, atalarımızın meydana getirdiği öz eserlerimizden biridir bu. Yani tarihi kaynak olarak kullanılabilir, terimler incelenebilir, kelimeler araştırılabilir, olaylar. Mesela mitolojik bir takım olaylar var, Tepegöz olayı falan, değil mi? Hatırlıyor musun Tepegöz vardı bir tane Aynen. yerlere? Hatta bak kitabın arkasında şöyle Fuat Köprü'nün güzel bir sözü var bence onu bir oku. Büyük alim Profesör Doktor Fuat Köprülü diyor ki, bütün Türk edebiyatını terazinin bir gözüne, Dede Korkut'u öbür gözüne koysanız yine Dede Korkut Gerçekten de öyle bence. ağır basar. Bizim işte edebiyatımızda, dilimizde, tarihimizde yeri konumu büyük. Bununla beraber biraz Haçlı Seferlerine değinelim, değil mi? Kısaca çok Evet. uzatmadan. Özellikle Selçuklularla birlikte, Anadolu'ya girmemizle birlikte ciddi yer kaplıyorlar Moğollar kadar. Şimdi elimizde normalde daha fazla eser var ama bayağı bir gösterdik. Ya biz sadece elimizden gelen temel, yani önemli, o dönemler için önemli olan kaynakları şey yapmaya Yani çalışıyoruz ses yani. seç bitmiyor çünkü yorucu Tabii. iş. Şimdi normalde 3 ciltlik bir eser Stephen Runciman'ın Haçlı Seferleri. İşte Haçlı Seferleri nasıl başlamış? İşte İmparator Alexius'la nasıl görüşmüşler? Halk nasıl galeyana gelmiş? Bu Papa ne demiş de bu kadar insanı toplamış? Neden, ne amaçla işte İslam'ın zenginlikleri adam anlatıyor ki doğudaki ırmaklar altın diyor mesela. Altın ırmaklar akıyor diyor. Normalde Orta Çağ'da Avrupa'da doğru düzgün yaşam yoktu ki. Öyle. Zaten karanlık çağ gibi bir şey Karanlık çağ yaşıyoruz diyoruz. Kabile hayatı var daha çok.
İşte Sezar'ın dönemlerinden falan baktığımızda savaştıkları Galyalılar derme çarpma. Teodolite var. Teodolite başladı falan gibisinden. Daha önce kabile şehir devletleri, şehir devleti ya, kabile yani. Öyle. Süevler, işte Galyalılar, ondan sonra efendime söyleyeyim Cermenler, kavimler göçüyle zaten itildiler. Yerleri bunların oynadı. Yerleşemediler, zaman istiyor vesaire. Ama 1100'lü yıllara geldiğimizde artık bir güç olmaya başladılar haliyle. İşte ne olacak? Gelecekler, Anadolu'dan geçiş yapacaklar. İşte bugünkü Levent bölgesi diyoruz ya, işte Filistin, Kudüs, Akka, Gazze bölgelerine gelecekler. Urfa'da, Antakya'da kontluklar kuracaklar. Kudüs'te krallık kuracaklar, Trablus'ta vesaire. Sonrasında uzun bir süreç Selahaddin Eyyubi'ye kadar gidecek bu. Sonra 4. Haçlı Seferi olacak malum. Toplanacaklar İstanbul'a, gelecekler de İstanbul'un işte bu minarelerinde haçlar falan yok mu? Onları yani sökecekler bilmem ne. Zaten o dönemde Latinler yani bayağı İstanbul'u berbat bir hale getirecekler yani. Yani onunla beraber şöyle bir durum var. Şimdi ne Müslüman olarak konuşalım ne Hristiyan olarak konuşalım. Birbirlerine nasıl davranmışlar, nasıl eziyet çektirmişler, nasıl kan dökmüşler, nasıl politika yapmışlar. Olur. Bunlar yazıyor yani arkadaşlar. Yani öldürdükleri Müslümanları camilere toplayıp yığmalar mı dersin? Şöyle bir şey var. Haçlı seferleri kanlı bir süreçtir arkadaşlar. Tarihin kanlı süreçlerinden biridir. Niye? Dünya savaşları gibi diyebiliriz yani aslında. Yani bu Katolikler, bırak sadece Müslümanlarla savaşmayın, Yahudileri öldürmeye başlıyor yola çıkarken. Ortodokslara salça olmayan saldırmaya başlıyor. Ermenilere de tabii canım fazla yani. Şey yapıyorlar. Veya didiniyorlar yani. Aranıyorlar. Zaten, yağmalaya yağmalaya geliyorlar. Zaten yanlış hatırlamıyorsam dersen hatırladığım kadarıyla Roman Diyojen Malazgirt'i kazandıktan sonra Roman Diyojen bir Ermeni köyüne mi ne sığınıyor? Oradan halk kendi eliyle veriyor resmen Roman Yani Diyojen'i. işte O kadar çok çektiriyor ki Ermenileri arkadaşı. Köpekler falan ya salıyorlar evet. peşine. Bildiğin dalga geçiyor Kör adamlarla. Topal diye de yani dalga siz geçiyor. Ermenisiniz bilmem ne falan ırkçılık yapıyor. Günümüzün faşistliği yani. Ermeniler tokatlıyor sonra. Yani sonrasında zaten gidip Ermenilerin bir zamanlar bize sadık olması en büyük sebeplerinden biri budur yani. Esaretten. Tabii canım, o hikaye orada başlıyor. Tabii. Dünya sonra kötü savaşı, bitiyor. Dünya savaşı mevzusu falan. Aç onu da başka bir zaman konuşuruz evet. İnşallah. Bir de yine tam böyle akademik demesem de biraz akademik, biraz böyle daha hafif bir çalışma olan Amin, nasıl Maluf diye mi telaffuz edeceğiz? Öyle diyelim Amin yani. Maluf'un adama hakaret etmiyor neticede. Yok ya, soyadını okurken Maluf. Arkadaşlar yani gidip bakın. Farsçam çok kuvvetli değil, o yüzden diyorum. Ya, Arapların gözünden Haçlı Seferleri, yine bu da işte 3. Haçlı Seferleri dahil olmak üzere veya bir yazmış. Güzel, şöyle bir şey var. O dönemin kaynaklarından alıntılar yapıyor. Önemli. Tabii alıntılar yaptığı için bizzat görüyorsun kim ne dedi, ne demiş, ne yapmış vesaire. Mesela bir örnek okuyayım mı bir satır? Evet. Bir mevzu var mesela. O zaman Kudüs'ü kılıcı hakkına fethetmeye yemin eden Selahaddin, Suriye'nin dört bir yanına dağılmış birliklerine Kudüs çevresinde toplanmalarını emreder. Tüm emirler oraya akın eder. Mahşer günü geldiğinde hangi Müslüman Rabbine şöyle demek istemez ki, ben Kudüs için savaştım ya da ben Kudüs için şehit oldum. Bir gün müneccimin biri Selahaddin'e Kudüs'e girerse bir gözünü kaybedeceğini söylemiş. O da şu cevabı vermişti: Kudüs'ü almak için iki gözümü de vermeye hazırım. Güzel bir anlatım var yani, okunmayacak bir eser. Kudüs zaten hem Yahudiler için hem Hristiyanlar için, zaten Müslümanlar için de buradan Eyyubilerden de bahsetmişken önemli bir yer zaten. Ki Haçlı Seferlerin tek sebebi gidip Türkleri Anadolu'dan atmak da değil. Yani Kudüs'ü ele geçirme gibi niyetleri de. Peygamberin miraca çıktığı yer. Tabii kaybetmemek ya da daha doğrusu evet. O da var. Bu arada dipnot, film önerisi Cennetin Krallığı. Evet. Yani değil mi? O efsane. Biz Türk, İslam, Hristiyan, Haçlı Seferler falan diyorsanız arkadaşlar. En önemli film yani. O Cennetin Krallığı. Yine Moğollar o kadar geçti. Cengiz Han'ın filmi.
Direkt Cengiz Han yazın çıkar. Moğol diye mi geçiyordu? Mongol diye geçiyor. Mongol. Mesela bu tarz bir muhabbet. Şimdi bir tanıtım yapmış olduk. Büyük ihtimalle biraz daha ileriki zamanlarda özel olarak işte konuları güzelleşecek yani. Başlarız. Daha nokta atışı konular üzerine dururuz. Evet. Mesela birinci Haçlı Seferleri nasıl başladı, nasıl bitti? Kim vardı, kim yoktu değil mi? Öyle. Böyle öyle aşama aşama yaparız diye düşünüyoruz arkadaşlar. Benden bu kadar hocam. Çok fazla kelama gerek yok herhalde. Zaten kaldığımız yerden kafamızdaki belirlediğimiz kronolojiye göre devam edeceğiz. Bu serinin yani bu okuma serisinin devamında şu şekilde olacak. Osmanlı Devleti yani Osmanlı tarihine yönelik okuma nasıl yapılır şeklinde ve son o iki tane kalmış olacak. Cumhuriyet tarihi ve yakın çağ tarihi. Belki Cumhuriyet yakın çağ tarihi beraber de olabilir. Olabilir. O şekilde belki devam şey edeceğiz. Olabilir ekstra benim yine okuma alanlarından Uzak Doğu tarihi, Çin tarihi. Evet. Yani o alem ekleme, eski çağ tarihi biraz ekleme. Belki tek video başlığı altında toplanabilir. Yani bu tarz gelebilecek en fazla yani 6 video var. Minimum 3. Öyle söyleyebiliriz. Sonra inşallah sonra, konu anlatımı evet. Şeklinde olay anlatımı, olgu anlatımı. O mevzuya gireriz. Evet. Benim diyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederiz bana. Evet, bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Zaten hem oyun, biz bu kanalımız hobi kanalı olduğu için sevdiğimiz şeyleri çekip paylaşım bir kanal olduğu için oyun videolarımız da devam edecek. Tarih videolarımız da biraz hepsi, keyfimize düşkünüz. Aynen, yani. Hepsi bir arada devam edecek. O yüzden onları da takip edin. Bu zaten çok önemli. Hatta bence diğerlerinden çok daha fazla takip etmeniz gerekiyor. Asıl bu bizim için yapmak istediğimiz evet. Bu. Sadece zamandan dolayı neticede çalışmak, ön hazırlık falan da gerektiriyor. Tabii. Şu an hep doğaçlama gidiyoruz. Yani hata yapabiliriz. Yani tarihi yanlış verebiliriz, ismi yanlış verebiliriz. Aslında videolara geldiğimizde haliyle doğru bilgi aktarabilmek için falan. Ön okuma, hazırlık, metin hazırlama tabii. Süreci olur. Öyle karşınıza çıkarız. Biz şu an dışarıda nasıl konuşuyorsak sizinle de öyle evet, konuşuyoruz. Doğaçlama. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın, kendinize iyi bakın.